Başlangıçtaki hıza V1 diyelim. V1 ile başladı. V kadar azalttı. Bir daha azalttı. Bu şekilde 9 defa azaltacak. 10 tane saat olacak. Aynı şekilde V1'in üzerine V kadar ilave ediyoruz. Tekrar ilave ediyoruz. Bu şekilde 7 defa ilave ettiğimizde yine 8 saat geçmiş oluyor. Kırmızıları burada topladığımız zaman 10 tane V1 var. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı kısa yoldan 9 çarpı 10 bölü 2 olarak yazılabilir. Dolayısıyla kırmızıların toplamı 10 çarpı V1 eksi 45V olur. Aynı mantıkla burada 8 tane V1 var. 7 çarpı 8 bölü 2'den 56, 28V olacak burada. Bu ikisini V1 cinsinden yazmak istersek taraf tarafa düzenliyoruz. V1'in 73 bölü 2V yaptığını buradan bulduk. İster soldakini alalım, ister sağdakini alalım. Bu toplam yoldur. Süreyi bulmak istersek yol bölü hızdan buluruz. 10 V1 eksi 45 V'yi seçtik. Diğeri de seçilebilirdi. V1 hızıyla, baştaki hızıyla gittiğinde ne kadar süre olurdu? Ortak paydadan kurtarırsak burada 10 olur. 45 V bölü V1'in değerini de şurada V cinsinden yazarsak yukarıya çıkar çarpma olur. 90 payda eşitlersek 730 eksi 90'dan 640 olur. Dolayısıyla burada cevabımız C seçeneğidir. 640 bölü 73.